Efendim merhabalar. Birazdan bir konferansa katılacağım ama onun öncesinde size bir bilgi paylaşayım dedim. Herkes merak ediyor. Dolar ne olacak vesaire diye. Efendim evet doğrudur. Bu 10 yıllık Amerikan tahvillerinde sıkıntı çıkmadan evvel değerli uzmanlarla bir teknik analiz bilgisini sizlerle paylaştık. Ancak burada iki tane çok önemli prensipten bahsettik. Bunlardan bir tanesi döviz kurları sert ve kısa zamanda yükselince uzun vadeli çok sıkıcı bir gevşeme dönemine giriyor. İki, yine de siz döviz düşerken bunu fırsata çevirin. Yani ne demek bu? Borcu ve ödemesi olanlar her düşüş fırsatında ondan sonra kademe kademe bunu fırsat olarak kullansınlar dedik. Niye bunu dedik? Belli niye dediğimiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kırılganlıkları hala olduğu yerde duruyor. İşte net döviz rezervleri eksi. Yani varlık yükümlülük farkında eksi 42.8 milyar dolar bir yerdeyiz. İşte her hafta düzeliyor. Ama düzeldiği yer burası. Diğer taraftan dış borcumuzun milli geliri oranı %55-60 civarında. Cari açık veriyoruz büyürken. Hepsi bunlar döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Döviz kuru artınca enflasyon artıyor. Enflasyon artınca faiz yükseliyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü Türkiye ekonomisini bir gemiye benzetti. Şimdi bu gemi uzun zamandır hırpalandı. Yani hırpalandı derken sağından solundan su kaçırıyordu. Bir de sağlam gemilerin bile ondan sonra tahammül edemeyeceği kadar hızlı bir seyirde biz yola devam ettik. Tek pek de iyi yapmadık. Ondan sonra %7 büyümeler övündük böyle çift taneli rakamlar. Ne oldu? Gemi iyice su almaya başladı. Hep de bunu yaparken diyorduk ki Allah'ım inşallah bir fırtına çıkmaz diye. Ama çıktı işte. Yani fırtına yurt dışında çok ciddi bir fırtına çıktı. Çok ciddi borçlanma oranlarına sahip olan gelişmiş ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinde ciddi bir satış yedi. Ve faizler yükseldi. Niye? Çünkü enflasyon yükselecek diye. Herkesin korktuğu başına geldi. Fed Başkanı da milletin yüreğine su serpen bir açıklama da yapmadı. Yapmayınca ortalık yerle yeksan oldu. Bütün paralara satış geldi. Herkes Amerikan doları cinsinden varlıklarla işte borsalarda hisse senetlerinden falan satış yaparak doğrudan Amerikan dolarına döndü ve paritede de görüyorsunuz Amerikan doları değer kazanıyor. Türkiye'de bunlar etkilendi. Şimdi bizim bu geminin bir kere motorlarını falan değiştirmemiz lazımdı. Bu geminin gövdesini değiştirmemiz lazımdı. Bu geminin çalışanlarını, mürettebatlarına yüksek eğitim vermemiz lazımdı. Vermedik. Şimdi düşünün bir de kriz çok iyi yönetiyoruz dedik. Bugüne kadar onunla da övündük. Ama 2018'den beri başlayan krizvari gelişmelerde ise geminin daha fazla su almış olduğu bugün ortaya çıkıyor. Yani bu iyi yönetememişiz buraları. Şimdi hal böyleyken emek yoğun sektörler yerine teknoloji yoğun sektörlerden oluşan bir motor, yeni itici motoru ortaya koymamız lazım, itici gücü. Geminin gövdesi hangi saçlardan olacak biliyor musunuz? Adalet, özgürlük ve yüksek seviyede eğitim. Yani yapısal reformun saç ayakları olan, bugünlerde çok müjdesi verilen ama bir türlü kendisini göstermeyen bu işlerin içine bizim girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu gövdeyle biz daha fazla götüremeyeceğiz. Yani geminin gövdesi adalet, özgürlük, eşitlik ve eğitim saçlarından oluşmalı. Başka çare yok. Peki mürettebat nasıl olacak? Yüksek eğitimli olacak bir kere. Yani yüksek eğitimli olacak. Aynı zamanda bazı görevleri de robotlar ve yapay zeka yapacak. Ve biz sürekli olarak emek yoğun sektörlerin itici gücüyle yola devam etmeye devam eder isek 3 yıl içerisinde bu teknoloji devrini kaçırırız. Bütün gemiler bizi sollar geçer. Bazı gemiler zaten çok uzakta yakalayamayız. Neyi konuşuruz? Yine doları konuşuruz. Eğlence olsun diye. Dolar indi çıktı ne olacak vay bilmem ne falan. Biz ne dedik? Biz şu ana kadar uyguladığımız bütün politikalarda eğer ki bir fırtına çıkmazsa, eğer ki bir rahatsızlık olmazsa diye sürekli bunun altını çizdi. Çünkü ekonomi yönetimi de bugüne kadar öyle yaptı. Yani yapılması gerekenleri yapmayıp ondan sonra Allah'ım inşallah fırtına çıkmaz bilmem ne falan diye dua ederek gittik. Fazla kaderci götürdük işi. Ondan sonra başımıza bir şey geldiği zaman da dış mihraklar bilmem ne falan onları söyledi. Bakın bugün sabahleyin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile alakalı bazı bilgileri size paylaştım. Yani nerede yanlış yaptığımızı orada söylüyorum yani. Kadının istihdama katkısında yanlış yapmışız. Yani birçok yerde biz yanlış yapmışız. Bu yanlışları biz düzeltemiyoruz ondan sonra. Yani bu yanlışları düzeltmemekte direniyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi'ydi, bilmem neydi, yok onun içinde bu var, o yüzden biz istemiyoruz falan. Aslında biz kadınları ekonomiye falan kazandırmak istemiyoruz.
çocuklara, kadınlara, çevreye, canlılara mezalim uygulamaya devam etmek istiyoruz. Hoşumuza gidiyor. Bu böylece gündem oluyor falan. Bunlar tabii çok ayıp. Yani ve zannediyoruz ki ekonomiyi sadece ekonomi tarafından gelecek olan müdahalelerle düzelteceğiz. Olmaz arkadaşlar ya. Yani biz yapısal reformlar diye ısrar ettiğimizde bizim de dalga geçenleri ben çok iyi hatırlıyorum. E ne oldu şimdi? Bütün uluslararası derecelendirme kuruluşları, hadi hepsi mi dış mihrakların maşası, kusura bakmayın. Ondan sonra diyorlar ki ya ekonomi konusunda iyi işler yapıyorsunuz ama bu yapısal reformları yapın. Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Adaletin ne zararı var? Mesela yüksek seviyede bir adaletin, vatandaşların yekpare olarak aynı muameleyi görmesi adalette, hukukta, ondan sonra hak ve özgürlüklerde. Bunun neresi kötü Allah aşkınıza? Neresi vatan, yani bu ülkenin bekasına ondan sonra tehlike yaratıyor bu? Anlamadım ki yani neyi insanlar özgür olacağı için korkuluyor vesaire. Mesela eğitim seviyesi yukarı çıktığı zaman neden bununla ilgili endişeleniyoruz? Neden dogmalara boğmaya çalışıyoruz gençleri? Niye onlara efendim etiketler biçmeye çalışıyoruz? Sen kadınsan bunu yapacaksın, erkeksen bunu yapacaksın. Niye bu işleri içine giriyoruz? Ya anlamadık mı hala bunları konuşan ülkeler, bunları ortaya çıkaran ülkelerden ne tasarım çıkıyor, ne marka çıkıyor, ne inovasyon çıkıyor. Yepyeni bir şey çıkmıyor. Çıkarsa da onu boğmaya çalışıyoruz zaten. Lütfen. Hal böyleyken dolar niye böyle oldu diye bana sormayın. Ya arkadaşlar zaten böyle olacaktı. Habire uyardık. Dedik ki bakın teknik seviyeler aşağıda buraları gösteriyor ama siz yine de bin kere falan mı söyledim? Unuttum yani. Ondan sonra buralara dikkat edin. Yani düştüğü zaman borcunuz, ödemeniz varsa almaya dikkat edin dedi. Şimdi bu aralar konuşulan şey ekonomik reform. Arkadaşlar ekonomik reform diye bir şey olmaz. Yani modeli değiştirmeye niyetiniz yoksa bunlar ancak işte paket olur bunlar. Ama illa istiyorsanız söyleyeyim. 3 tane en önemli reformun yapılması lazım. Bunlardan en önemlisi şöyle diyeyim. Bir kere teşvik mevzuatının değişmesi. Teşvik mevzuatı karmakarışık, herkese teşvik veriyor. Emek yoğun sektörlere teşvik vermeyi artık bırakıp teknoloji yoğun sektörlere, marka, tasarım, inovasyon, ihracat bu gibi konulara biz teşvik vermeliyiz. Hatta bütün teşvikleri buraya yönlendirelim. Olmaz böyle bir teşvik. Karmakarışık bir teşvik mevzuatı var. Ona kavuşanı kavuşamayanı beraber söyleyemedim bile. Yani ondan sonra işin esprisi bir yana. İkincisi eğer çok hani insanlar istiyorsa bir dış ticaret reformu yapmak lazım. Olmaz böyle bir dış ticaret mevzuatı. Karma karışık ve enflasyon yaratıyor. Çok net söylüyorum yani. Ayıptır. Bu kadar saldırgan bir dış ticaret rejimi olmaz. İnsanlar ham madde aramalı, yatırım malı bulamıyor. Olacak şey değil yani. Yani teşviklerle beraber bunu kavuşturuyorum. Yani ulaşan var, ulaşamayan var. Olmuyor bu. Üçüncüsünü söyleyeyim. O da vergi reformu. Yanlış anlamayın. Kurumlar vergisinin veya gelir vergisi insin demiyorum. Tam tersi vatandaşların her ay mecburen satın aldığı mal ve hizmetlerin vergisi düşürülsün. Vallahi. Tabii hemen oraya karşı çıkacak kamu tarafı. İşte biz ancak öyle herkes alıyor diye vergi topluyoruz diye. Arkadaş siz de azarcıyın. Tamam mı? O yüzden bakın hak, hukuk, özgürlükler vesaire diyoruz. İnsanların cebine para bırakan, refahını arttıran politikalarla ancak biz ileriye doğru gidebiliriz. Yoksa sabahtan akşama doları konuşmaya devam ederiz efendim. Hepinize hoşça kalın.